Merhaba arkadaşlar. Pazar günü akşam 5. Burada olduğunuza çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Sizleri görmek harika. Özellikle pazar günü ve bu saatte hala burada olduğunuz için süpersiniz. Umarım anlatacaklarım sizin işinize yarayacak şeylerdir. Ve döndüğünüzde şirketlerinize ya da bilgisayarınızı açtığınızda sizin için faydalı olacak şeyler anlatabilirim. Şimdi aslına bakarsanız benim Git yolculuğum 2009 senesinde başladı. 2009 senesinde o zamana kadar, 2009 senesine kadar SVN kullanıyorduk. Yani ismini çok, bundan sonra çok zikretmeyeceğim SVN'i. Ve o zamana kadar merkezi bir sunucuda bulunuyor bütün kodlar ve bunu versiyonluyoruz. Ve kendi lokalimizde sadece tek branch var. İki branch'i karşılaştırmak istediğimizde network'ten inmesi gerekiyor. Network'ten indikten sonra iki branch'i karşılaştırıyoruz. İşte ve her bir commit'imiz sunucuya gidiyor. Evden çalışamıyoruz çünkü VPN'imiz yavaş. Çünkü commit yapabilmemiz için network'e bağlı olmamız gerekiyor. Çünkü bizim repolarımız içeride. Ve bekledikçe bekliyoruz. Network ne kadar yavaşsa commitlerimiz de o kadar yavaş oluyor. Ve herhangi bir branching model kullanamıyoruz ya da kullanmakta zorlanıyoruz çünkü sadece trunk var. O güne kadar türlü zorluklar çekiyorduk ve bundan da hiç memnun değildik. Ta ki bir gün teknik liderimiz Git diye bir şey olduğunu söyleyene kadar. Git diye bir versiyon kontrol sistemi var. Ve buna geçmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Kim acaba bu projeye, bu versiyon kontrol sistemine geçiş yapabilir diye sordular. O zamana kadar Git hiç bilmiyorduk, duymamıştık ve tabii ne yaptık? Google'da araştırdık, arattık ve karşımıza Linus Torvalds diye bir isim geldi. Linus Torvalds'ın yazdığı, hatta bir hafta sonu yazdığı konusunda da ciddi dedikodular da okuduk. Gerçekten bir hafta sonunda yazmış bu arada. Ve açıkçası altında Linus Torvalds varsa oraya gözü kapalı girersiniz gibi bir hissiyatımız oluyor. Yani ona güven duyuyorsunuz. Yani o adam bir şey yazdıysa muhtemelen güzel bir şeydir gibi bir hissiyatımız oluyor. Biz de dedik ki ne olursa olsun biz bu işte varız. Yani biz bütün projelerimizi geçelim zaten çok problem yaşıyoruz şu anda. Dediler, dedik ve biz bir kısa bir zaman içerisinde 250 milyon satır kod, 9 GB'lık repository Git'e geçti. Tabii o zaman GitHub, Bitbucket vesaire falan onları kullanmıyoruz. Kendi içerimizde bildiğiniz default Git var. Oraya SSH ile bağlanıyoruz. Hatta HTTP ile commitlerimizi gönderiyoruz. Öne de GitOSIS diye bir tool script'imiz var. O da doğru insanların doğru repolara erişebilmesini sağlayan basit bir script. Git zaman gel zaman, yani bu geçişten çok kısa bir zaman sonra arkadaşlardan bir tanesi cidden kızgın bir modda bayağı kelimeler haykırmaya başladı. Biraz dokunaklı, sert kelimeler. Bu Git'e geçenin de, geçtirenin de şeklinde. Tabii ben de hemen öyle deme, ne oldu bir bakalım. Belki iyi insanlardır, onlar kötü şey düşünmemişlerdir diye adamı tabii ikna etmeye çalışıyorum. Baktık 3 günlük kodu yok. Yani 3 gün önce başladığı kod yok artık ve arkadaş kızgın tabii ki. Biz de araştırdık, bulamadık. Yani kod niye kaybolur? Bulamadık ve kodu baştan yazdı. Ya o gün gitti bazı problemlerin olabileceğini net yaşamış oldum ve o günden sonra çok problem yaşadım. Yani Git'i özellikle kullanalım diye heyecan duyan ben artık Git'in sorunlarıyla cebelleşmekten bunalmış halde buldum kendimi. Ve sürekli Git öğrenmek için kendimi kurcalarken buldum. Bir insanlar sorular soruyor, burada bir problem var, ne yapacağız? Bilmiyorum, bunu da bilmiyorum ve bunu da bilmiyorum. Araştıracağız, okuyacağız ve yapacağız. Onlar işte Stack Overflow'da bakıyorsun, deniyorsun, olmadı. Başka bir cevaba dönüyorsun, o oldu falan. En sonunda bir karar aldım. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. En iyisi Git'i öğrenmek ve Git'i çok iyi öğrenmek. Çünkü herkesin çok iyi Git bilmeye ihtiyacı var. Daha sonra bu yolculuk sırasında şunu fark etmeye başladım. Git'te yapılan hatalar tekrarlanıyor. Başka şirketlerde, başka takımlarda benim yaşadığım her şeyin aynısı bir daha yaşanıyor. Problemlerin neredeyse bir benzeri orada da yaşanıyor.
Bu bir pattern. Yani zararlı patternleri fark etmeye başlıyorsunuz. Aynı problemler, zararlı kullanım yöntemleri falan. Kullanılmaması gereken gibi kullanılan tool paterni. Böyle anti pattern bunlar tabii ki. Yani sürekli tekrarlayan ve hatalı kullanımlar. Ve bu anti patternleri toplamaya başladık. Başladım ve en sonunda bir havuz oluştu. Bu havuzu size aktarmaya çalışacağım. Ki sizin de siz de kendinizi bulabilirsiniz. Burada git kullanmayan kimse var mı diye sormayacağım. Eminim yoktur ya da yoksa da hiç sorun değil. Bugün itibaren başlayacaktır muhtemelen. Çünkü git çok güçlü bir araç ve çok güçlü olduğu gibi tehlikeli bir araç. Bu da sizi böyle adrenalin sürekli tepede bırakıyor. Bir sorun yaşadığınız zaman gitti böyle bir beyniniz ısınıyor bu sorunu çözeceğim diye. Bu da çok heyecan verici. Burada anlatacaklarım kesin şeyler değiller tabii ki. Buradaki anlatacaklarım anti paternler. Bunlar benim fikrim. Çevrede sağda solda görebilirsiniz. Ki git'te kesin kanunlar yok, kurallar yok. Git komutları ve onların doğru kullanım şekilleri var. O nedenle burada anlatacaklarım sizin işinize yarayabilir, yaramayabilir. Onu önceden söyleyeyim. Eğer henüz tanışmadıysak, adım Lemi, İZİKO'da çalışıyorum ve Software Craftsmanship Turkey topluluğunda da aktif olarak yer alıyorum. Şimdi Git'i en önemli kılan şeylerden bir tanesi onun güçlü olması demiştik. Bunun nedeni sadece altında Linux Torvalds'ın adı olması değil. Çünkü Linux Torvalds varsa gerçekten heyecanlı bir şey bekliyor olabiliriz. Değil, altında yatan güç onun içerisindeki veriyi tutma şekli ve iç çalışma prensipleri. Bu o kadar güçlü, o kadar seksi ki insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Ama Git... Kullanırken Git'i tedirgin oluyorsunuz çünkü ustalaşması kolay değil. Scrum'a çok benzetiyorum. Scrum'ı okursunuz ve Scrum çok basitmiş dersiniz ama uygulamaya başladığımız zaman bir duvara çarparsınız. Git'te de aynı şeyi yaşıyorsunuz. 10 plus deneyimli, Git deneyimli olan arkadaşların Git rebase yaparken ellerinin titremesini görüyorsunuz falan. O rebase'i hiç yapmamalıyız. Bence yani herkes birbirini engellemeye çalışıyor o rebase'in olmaması için. Çünkü tedirgin edici. Bu nedenle Git'i gerçekten kendinizi rahat hissetmek istiyorsanız iyi bilmeniz gerekiyor. Git'teki bir numaralı antipatern Dropbox gibi kullanma antipaterni. Ben onu öyle adlandırıyorum. Bazıları bana katılmayacaktır buradaki antipaternlerde ama olsun söylemek zorundayım. Eğer ki siz her commit'ten sonra push yapıyorsanız Dropbox kullanın. Yani versiyonlamak çok da umurunuzda değil demektir. Çünkü versiyonlamak demek farklı bir şey. Git'teki siz backup alıyorsunuz demektir ve Dropbox emin olun backup için çok çok iyi bir tool. Her ne kadar biraz para istese de ben backup için Dropbox'ı kullanıyorum. Git sürekli her commit'inizi push ediyorsanız o zaman başka şeyleri sorgulamamız gerekir. Git'i doğru şekilde kullanmıyoruz demektir ama ne güzel ki bugün bununla ilgili konuşacağız. Şimdi Git'i doğru şekilde kullanabilmek için yani Dropbox gibi olmasın gerçekten Git'i hakkını verebilmemiz için Git'i iyi biliyor olmamız gerekiyor. Git'in komutlarının nasıl çalıştığını iyi biliyor olmamız gerekiyor. Çok kısaca muhtemelen bir 6-7 dakikalık kısaca bazı Git önemli Git komutlarının arka planda nasıl çalıştığıyla alakalı size birkaç bilgi vereceğim. Şimdi Git ne güzel ki arkadaki seksi altyapısı iki şekilde çalışıyor. İki tür mekanizması var. Bunlardan bir tanesi dosyaları ve klasörleri tutuş şekli. Git arka planda dosyaları sıkıştırır ve özellikle sıkıştırılmış halde işte .git/objects klasörü altındaki işte 01, 02, 03 ile başlayan ve kombinasyonlar halinde devam eden bir iki karakterli isimlerden oluşan dosyaların içinde küçük dosyalar koyar. Bunlar objelerdir. Git bunları objeler der. Objeler dosyalar ve klasörlerin kendi klasörleri, sizin projenizin dosyalarını ve klasörlerini sizin lokalinizdeki tutuş şeklidir. Ve bunu çok ama çok verimli halde tutar. Yani sizin kaynak kodunuzun klasörlerini, paketlerini ve dosyalarını
zipler, zlib kütüphanesi sıkıştırır ve içerideki internal.git repozitorisinin içine koyar. Bir başka mekanizması ise referanslardır. Sizin bütün kaynak kodunuzu, dosyaları ve klasörleriyle beraber bir object graph haline koyar. Graph, Türkçesi çok aklı kulağa çok düzgün gelmedi ve çok kullanılmadığı için kullanmayacağım. Graph diyeceğim daha çok. Çünkü üniversite sıralarında özellikle bilgisayar mühendisliği ya da ona benzeyen bir bölümde okuduysanız graph'la alakalı eminim bir sürü proje yapmışsınızdır ve en basit projenizin implementasyonu, yani bir tree yapısı, bildiğiniz Git'in dosya tutma şekli aslına bakarsanız. Tek bir farkı var. Git bunları oluşturduğu graf, yani nodlar var, nodlar arasında da referanslar var. Yani nodlar ve terminaller, leafler ve terminaller diyoruz. Ve bunların arasında da directed, yani yönlü, acyclic, yani döngüsel olmayan bir yapı kuruyor. Yani bu şu demek, sizin X nodundan Y noduna bir şeyiniz varsa, bir iletişim ağınız varsa, bir yönünüz varsa bir daha geriye dönemiyorsunuz. Bir çember oluşturamıyor size. Bir döngü oluşturamıyor. Ve Git ilginç bir şekilde bu nodu öyle güzel oluşturuyor ki, yani sizin nodlarınızı, dosyalarınızı ve klasörlerinizi nodlara yerleştiriyorsunuz. Ve pointerlarınız var. C yazanlar çok net pointer kavramını böyle beyinlerine yazılmıştır, kazımışlardır. Pointerlarla da o graf üzerinde hareket ediyorsunuz ve Git bütün mekanizmayı, bütün komutlarını bu şekilde çalıştırıyor. Aklınıza gelecek birçok komut doğrudan birer graf içerisinde dolaşma komutu ve graf manipülasyon komutu. Bunu Kent Beck bir tweetinde böyle paylaşmıştır. Kent Beck diyor ki yıllarca Git kullandım ama Git'in bir graf içerisinde dolaşma, traverse, yani dolaşma ve manipülasyon, graf işte nodların bir yerden bir yere taşınmasıyla alakalı komutlar olduğunu görünce her şey aydınlandı aslında diyor. Benim için de öyle oldu. O tweet'i görmem bile benim için yetti. Şimdi çok kontrastı iyi değil ama o yüzden çok renkler gözükmüyor. Ancak burada kaynak kodunuz var. Bu ayrı bir bölüm. Kaynak kodunuzun içerisinde klasörleriniz ve dosyalarınız var. Ve bu dosyayı versiyonlamak istiyorsunuz. Yapacağınız şey nedir? İlk başta git init demeniz gerekiyor. Git init dediğiniz zaman otomatikman nokta git klasörü oluşuyor ve nokta git klasöründe içerisinde bir index dosyanız var. Index isimli bir dosya, bu binary bir dosyadır ve buna cache de denir. Ayrıca nokta objects, nokta git klasörün içinde objects klasörü var. İçerisinde de her bir dosyanızın ve klasörünüzün, kaynak kodunuzun klasörünün birer referansı sıkıştırılmış dosya halinde içeriği bulunacak. Ama şu anda boş. Siz init dedikten sonra bunu sunucuya da göndermek isteyeceksiniz. Sunucuda yapacağınız şey ise git init tretre bear. Yani bear repository oluşturmak. Bear repository kaynak kodu olmayan git repositoristir. Yani nokta git klasörünün içini doğrudan sunucuda oluşturmak demektir. Bu bir boş repository, saf sec repository diyorsunuz. Ve git add dediğiniz zaman, yani git add demeniz gerekiyor. Yani git'e dosyalarınızı ve klasörlerinizi eklemeniz gerekiyor. Eklediğiniz zaman aslına bakarsanız yapılan şey her bir dosyanın içeriği daha doğrusu ve kaynak kodunuzdaki her bir klasör birer mini dosyacık haline getirilir, sıkıştırılır ve sizin nokta git klasörünün altındaki object klasörü altına eklenir. Bu örnekte 4 tane dosya oluşuyor. Bunlardan 3'ü klasör, çünkü paketiniz var. Bunlardan bir tanesi de file, bir tane Java dosyası var burada. O Java dosyası. Ve bunların da pet'i, permission'ları vesairesi de cache'leniyor. Tıpkı memcache gibi. Yani sizin de daha hızlı traverse etmeden de pet'ini bulabilmeniz için bunları hesaplayıp ortada bir cache'e koyuyorsunuz. Bu kadar basit bir mantığı var. Daha doğrusu bu yapıyı şöyle düşünebilirsiniz. Klasörler ve dosyalar. Klasörler ve dosyalar, git bunu böyle bir grafa koyar. Git tamamen sizin kaynak kodunuzu bir grafa yerleştirir ve bütün manipülasyonu bunun üzerinde yapar. Şimdi siz bunu add ettikten sonra commit dediğiniz zaman lokalinizde sadece bir commit objesi oluşur. Sadece bir adet
sıkıştırılmış dosyacık. Bu kadar. Commit o yüzden çok hızlıdır. Commit ışık hızında olur. Nedeni sizin lokalinizde sadece ama sadece bir dosya oluşturmasıdır. Başka bir şey değil. O yüzden lokalinizde istediğiniz kadar commit'i oluşturabilir ve hepsinin ne kadar ışık hızında olduğunu görebilirsiniz. Hiç performans problemi yaşamazsınız. Çünkü git commit sunucuya gitmez. Tabii ki bunun commitlediğiniz zaman farklı o commitlediğiniz o dosyalarında, petlerinde cache koymuş oluyorsunuz. Commitlediğiniz zaman sizin dosyalardan ve klasörlerden oluşan grafınıza iki tane daha nod, daha doğrusu bir tane daha nod eklenir. O da commit nodu. Commit bir objedir. Yani burada nod anlamına geliyor. Ve ona bakan da, onu refere eden de bir master branch'i, default'ta master branch'i yaratılır. Ve bir de head pointer'ı vardır. Head pointer'ı default bir pointer'dır. Ve Git'in kendi built-in içeride olan pointer'larından sadece bir tanesidir. Onun özelliği, eğer ki bulunduğu head pointer eğer bir branch'i gösteriyorsa onunla beraber hareket eder. Onunla attach'lenir, yani ataçlanır ve onunla beraber hareket eder. Bunun sorun, neye sorun açacağını, ataçlanmamasının neye mal olacağını sunumun sonuna doğru bahsedeceğim. Yeni bir commit geldiğinde aslına bakarsanız yapılan şey sadece ama sadece yeni değişen dosyaları, yani yeni commit ile değişen dosyaları oluşturmak, o dosyaların klasörlerini oluşturmak, çünkü bunlar birbirini gösterdiği için, ve değişmeyen dosyaları ise yeniden kullanmak. Bunu yaparken de referansları kullanıyor tabii ki. Ve yeni commit objesi oluşturulur ve yeni commit objesini de sizin head pointer'ınız ve branch'iniz, master branch olur, başka bir branch olur, o da onunla beraber son commit'inizi gösterirler. Biz commit graph'ta şu folder, yani klasör ve klasörün altında bulunan dosyaları görmüyoruz. Git bunu bize göstermiyor. Ama böyle bir şey var. Bir gün çok merak ettim. 2007'den beri yazılan bir projemiz vardı. Yüz binlerce böyle git objesinden oluşuyordu. Bunları bir tane extractor yazdım. Ve bunları bir grafa koydum. Yani extractor'ın içerisindeki dosyalarda referanslar var. Referansları bir grafa koyduğum zaman hakikaten böyle bir yapı elde ettim. Gerçekten de git arka planda bunu yapıyor. Şimdi üçüncü commit'i de attığınız zaman dikkat edin, sadece değişen dosya buraya ekleniyor. Tabii ki onu gösteren klasör de değişmek zorunda. Çünkü bu modelde bunu yapmak zorundasınız. Değişmeyen dosyalar ise yeniden kullanılıyor. Yeni bir commit objesi yaratılıyor ve sizin branch'iniz ve head'iniz beraber hareket ediyor. Şimdi commit'inizi yaptıktan sonra pushlayacaksınız, sunucuya göndereceksiniz. Sunucuya gönderme işlemi git push. Şöyle ki git push dediğiniz zaman aslında sizin lokalinizdeki object database dediği şey, ki bir database değil, bir veri tabanı değil, sadece bir klasör. O klasör içerisindeki ziplenmiş dosyaları upload ediyorsunuz sunucuya. Yani push komutu sadece çok basit bir anlatımıyla upload işlemi yapar. Başka da bir işlem yapmaz arka planda. Yani push dediğiniz zaman eğer siz upload prosesinizi verimli hale getirirseniz çok hızlı bir şekilde push edebilirsiniz ki git bunu yapıyor. Kendi upload, yani kendi güncelleyeceği dosyaları da en optimum sayıda tutmaya çalışıyor. Ve bunu hızlı yapıyor. Şimdi arkadaşlarınız bir sürü dosya gönderdi, bir sürü klasör gönderdi, bir sürü push yaptı, bir sürü commit oluştu. Siz artık bu commitleri alacaksınız. Git fetch komutunun yaptığı şey bunları download etmek. Yani git push'un tersi git pull değildir arkadaşlar, git fetch'tir. Bu açıdan bakarsanız git fetch download yapar. Git fetch download yapar ve bu dosyaları sizin tarafınızda oluşturur. Lakin sizin commit grafınıza yansımaz. Çünkü böyle bir commit henüz sizin tarafa ulaşmadı. Sadece commitler lokalinize geldi. Ancak siz gerçek anlamda sizin head'inizle bunu birleştirmediniz. Eğer ki bunu git merge fetch head komutunu çalıştırırsanız, ki fetch head bir hidden, bir gizli pointer'dır. Git'te 6-8 arası, işte 8 civarı hidden böyle gizli pointer var. Bu pointer'ların amacı git conflict olduğu zaman, işte rebase yaptığınız, cherry pick yaptığınız, merge yaptığınız conflict oluştu. Conflict'ten geri dönmek
için ya da konflikte kaldığınız yeri tutmak için kullanılan pointerlardır. Bu pointerlardan bir tanesi de fetchhead. Bu fetchhead pointer'ı da siz fetch dediğiniz zaman lokalinize gelen commit'i henüz head'inizle merge etmediniz ama onun kaybolmaması ve doğrudan erişilebilmesi için bir pointer'a daha ihtiyacınız var. Bu da fetchhead pointer'ı. Eğer git merge fetchhead derseniz bunlar otomatik olarak lokalinize birleşirler, head'inizle merge olurlar ve burada da dosyalar size yansır ve cache'de güncellenir. Ama isterseniz tabii git pull deyin. Yani hepimizin severek kullandığı git pull bir kısa yol komutu. Kullandığı şey git fetch artı git merge. Lakin git fetch artı git rebase de kullanmak isteyebilirsiniz. O zaman git pull tre rebase sizin için güzel bir komut. Son dosya, son komitinizi güncellemek isterseniz eğer kullanacağınız iki tane güzel komut var. Bir tanesi git reset, soft reset, git reset. Kendi içerisinde 3 farklı tipte olur. Mixed reset, soft reset ve hard reset. Soft reset ile git commit tre amend çoğunuzun kullanmış olabileceği git commit tre amend birbirine çok 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 benzeyen ama çok ince farklılıkları olan iki komut. Ve bu iki komutla aslına bakarsanız sizin commitleriniz geri alınır. Son commitinizi erişemezsiniz bir daha. Ancak o son commitinizin içerisindeki şeyler, değişiklikler sanki yeni add edilmiş gibi sizin lokalinizde yer alırlar. Son commitinizi değiştirmişsiniz gibi olur. Mesela şöyle. Aslına bakarsanız o dosyalar kaybolmaz. O dosyalar hiçbir yere gitmez. Tek yapılan şey sizin pointer'ınızın yeri değişmiştir. Reset komutunda sizin head pointer'ınız geriye gider. Ve böylelikle siz son komitinize ulaşamazsınız. Lakin oradadır. Ve son değişiklikleriniz ise sanki add etmişsiniz gibi lokalinizde görebilirsiniz git status ile. Şimdi son en değişikliğinizi sıkıştırmak istediniz. Neden bilmiyorum. Esasında biliyorum, bahsedeceğim. Sıkıştırmak istediniz. O zaman ne yapacaksınız? Mesela mixed reset bir çözüm olabilir. Mixed reset, git reset de diyebilirsiniz. Reset'in default'u mixed'dir zaten. Reset dediğiniz zaman son en commit'iniz, son commit'leriniz artık nereye kadar resetliyorsanız, son commit'leriniz sanki yeni değişmiş ve henüz add edilmemiş gibi lokalinize de bulunurlar. Son commit'leriniz de görüntüden kaybolur. Eğer ki son commit'lerinizi komple değiştirmek isterseniz eğer, o zaman hard reset kullanmanız gerekir. Hard reset'te son commit'leriniz hem cache'den hem commit graph'tan kaybolurlar hem de lokalinizden kaybolurlar. Temizlersiniz. Lakin git'teki en tehlikeli komut hard reset'tir. Rebase değil. Rebase'den korkmayın. Bahsedeceğim ondan da. Hard reset'tir. Çünkü hard reset'te henüz commitlenmemiş. Bakın edilmiş olabilir. Ancak henüz commitlemediyseniz o dosyaları da kaybedersiniz. Okay. Şimdi buraya kadar hızlıca böyle bir üzerinden geçtik. İkinci antipaternimiz benim için önemli antipaternlerden bir tanesi. Çünkü Git'in nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı önemli ipuçları içeriyor. Git'i Git kılan şeylerden bir tanesi onun bir versiyon kontrol sistemi olmasıdır arkadaşlar. Git bir versiyon kontrol sistemidir ki versiyon kontrol sistemleri zaman makinesi olmak için tasarlanmıştır. O yüzden versiyonluyoruz biz. Yani bundan 3 saat önceki komite döneceğiz. Geçen dün yaptığımız komite döneceğiz. Dönebilmemiz için tasarlanmıştır. Ancak zamanda yolculuk yapmaya o kadar da cesur muyuz? Yani bir gözümüz kapalı bir komiti seçip haydi buna geri dönelim dediğinizde uygulamanız gerçekte çalışıyor mu? Ben de dahil bundan o kadar cesur olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü geçmişteki komitlerin çoğu ya compile dahi olmuyor, testler varsa çalışmıyor ya da uygulama çalışmıyor. Yani bir T anına geri döndüğünüz zaman o komitlerin hangisi çalışıyor, hangisi çalışmıyor olduğunu bilmiyorsunuz. Muhtemelen tag'e dönüyorsunuz çünkü taglediyse çalışıyordur demek için diye düşündüğünüz için. Yoksa taglemediğiniz komitler birer çöplük aslında bakarsanız eğer ki bu mantaliteyle ilerliyorsak. Bu gerçek bir screenshot'tır arkadaşlar. Gerçek %100. Şimdi bu arkadaş bir haftadan beri kod commitliyor.
Yazıyor ve commitliyor, yazıyor, commitliyor, yazıyor, commitliyor. Belli ki bir feature geliştiriyor değil mi? Feature geliştiriyor. Peki ne zaman bitirdi bu feature'ı? Bu feature hangi commit'te bitti? Vallahi bu screenshot'ı aldığımızda 17 Aralık'a varmıştık. Acaba yenisi gelecek mi? Acaba bir commit, bir sonraki commit'te mi bitecek bu feature? Yoksa devam mı edecek? Acaba ben şu ortadaki commit'e geri dönsem uygulama çalışacak mı? Geri dönmeme gerek var mı? Bin bir türlü sorular. Eğer böyle bir case'iniz varsa biliniz ki antipaternin göbeğine düşmüşsünüz demektir. Bir başkası. En sevdiğim. Bunu daha çok seviyorum öncekinden, onu söyleyeyim. Yani Git'i en güçlü kılan şeylerden bir tanesi branch mekanizması. Evet, kabul. Git'te branch oluşturmak inanılmaz az maliyetli. Harikulade. Git'i en güçlü kılan şeylerden bir tanesi branchler. Çünkü bir ihtiyacınız var. Branch'ı al, oradan yürü. Ancak branch'ı aldığınız zaman tehlikeli bir duruma düşüyorsunuz. Branch'ı almak evden ayrılmaya benzer. Yani bir tatil için evden ayrıldınız ve 3 gün sonra döndüğünüzde evdeki ahaliyi bulabilirsiniz. Yani hala evdedirler muhtemelen. Şehir de pek değişmemiştir ama 30 sene sonra döndüğünüzde değil ahali şehri bulamayabilirsiniz. Yani farklı bir noktadadır. Yani sokaklar bile değişmiştir. Bugün 6 ay sonra bir branch'ınızı hadi merge edelim master'a derken ki çaresizliğiniz aynı bununla alakalı. Yani eğer bir branch'te çok uzun kalıyorsanız emin olun döndüğünüzde kaynak branch'ı aynı bulamayacaksınız. O yüzden branch mekanizmalı branch'ler tehlike içerirler ve doğru kullanılmaları gerekir. Bu gerçek bir screenshot. Burada 40 küsür tane branch merge olmayı bekliyor. Ve merge edecek talihli yazılımcıları arıyor. Şimdi ve muhtemelen bu 40 branch bir süre daha merge olmayacak. Çünkü onu yapacak ne yazılımcı bulacak o cesarette ne de o konflikleri çözecek teknik lider. Çünkü nedir? Kurumsal şirketlerde konflikleri teknik liderler çözer. Yani cherry pick'leri kim yapar? Technical architect'ler yapar. Release'leri kim oluşturur? Technical architect'ler yapar. Bunlar her birer anti-pattern'dir. Bu açıdan baktığınızda uzun kalmak tehlikelidir. Şimdi bir başkası da geliştirme yapıyoruz. Yapıyoruz yapma sıra da valide etmemiz lazım. Yazdığımız kodları gerçekten çalışıp çalışmadığını görüyor olmamız lazım. Test ediyor olmamız lazım ama feature branch'indeyiz. Yani yaklaşık 2 haftadır feature branch'ine çıktık ve geliştirmemiz harika gidiyor. Test edeceğiz. Peki merge olduktan sonra mı test etmeliyim? Merge olmadan mı test etmeliyim? Yoksa ben ona merge olmadan onu bana mı merge etmeliyim acaba? Yani kaynak branch'i kendime merge edeyim önce. Her şey düzgünse merge config mi oluştu? Onları çözeyim sonra ben en son test ettikten sonra bir daha oraya merge edeyim. Yani ortada highway pattern yani geçen gördük yol otoban paterni olduğu gibi bu sefer de merdiven paterni oluşuyor commit craft'ta. Yani kim kime merge olduğu belli değil. O ona merge oluyor. Sonra hepsi master'a merge oluyor. Burası tehlikeli. Şimdi bununla alakalı bunu realiteye dökmüş bir arkadaş var. Gerçektir. Bu grafın nereden olduğunu hatırlayanınız var mı? Çok bilinen bir graf. Evet, bu çok bilinen bir dokümantasyonun screenshot'ı. Evet. Git flow. 2009 senesinden beri git flow kullanıyorum itinayla. Hatta git flow ile alakalı bir sunum 120 bin falan filan hit yaptı. Slash'lerde ama şu an anlatacaklarım git flow'un bir antipattern olduğu yönünde. Üzgünüm. Yani branch mekanizm bunun üzerine uzun uzun konuşulur. Bu büyük bir konu. Git flow çok faydalı, faydalı olduğu çok önemli noktalar var. Lakin çok fazla branch açtığı ve branch mekanizm ve branch'leri uzun süre tutmaya elverişli kıldığı için biraz tehlikeli bir araç. Bunun üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Şimdi release'ler. Release'leri çok seviyoruz çünkü özellikle kurumsal şirketler işte bu ayın release'i, sonraki ayın release'i, İşte 2018 Şubat'ın release'i şu anda yarattılar. Farkında değilsiniz. Onlar orada, onlar commit craft'ta, onlar git reponuzda versiyon 72 diye duruyorlar. Versiyon 72 Haziran 2018'de yaratacaksınız ama yapacaksınız ama onlar orada. Peki bu versiyonları nasıl oluşturuyorlar? Cherry pick'le. Cherry pick yazılımcıların
hem sevdiği hem de sevmediği çok tehlikeli araçlardan bir tanesi. Çünkü cherry pick ile siz istediğiniz komiti istediğiniz yere merge edebiliyorsunuz. Ve bunu release alma prosedürü olarak kullanıyoruz. Release almak için cherry pick kullanıyorsanız bir anti pattern'a düşmüşsünüzdür demektir. Çünkü cherry pick tehlikelidir. Release alma süreçlerinde bulunmaması gerekir. Cherry pick'in çok güçlü olduğu ve özel olduğu yer bir commit'te gerçekten o commit'e başka branch'te ihtiyacınız olduğu zaman kullanmak içindir. Release almak için bütün versiyonları baştan oluştur. Sonra bu gitsin, bu kalsın, bu gitsin, bu kalsın. Altından kalkılamayacak release süreçleri oluşmasına neden olur. Ve release'lerin aksamasının nedeni aslında o cherry pick'i yapan zavallı teknik bir mimarın o konflikleri çözerken harcadığı zamandır. Yani o bir bottleneck haline geliyor. Bir tanesi de yazılımcılar, bir başka antipaten ise yazılımcıların Git'i kullanımıyla alakalı yine. Ona commit graph'ta ölüm adını verdim. Böyle süper oluyor. Kendi isminizi kendiniz verebiliyorsunuz sunumlar zamanı. İstediğiniz şeyi. Commit Craft ölüm şu anlamına geliyor. Yazılımcılar dokümentasyon yapar arkadaşlar. Hani yazılımcılar dokümentasyon sevmez derler ya. Sevmiyoruz. Beğenmiyoruz dokümentasyon yapmayı ama yapıyoruz. Çünkü başkasının okuduğu her şey dokümentasyondur. Yani yazdığınız kod, yazdığımız test, commit mesajı, o yazdığımız fix diye mesajlar var ya, onlar ve commit graph. Çünkü bizden sonraki o yazılımcı o commit graph'a bakarak bir şeyler anlamaya çalışıyor. Ama o commit graph okunaklı olmadığında geriye çöp bir dokümantasyon kalmış oluyor. Dokümantasyon anlaşılmak için vardır. Buradaki commit graph'ın paterni ise dağ paterni. Dağ, otoyol ya da merdiven, ip merdiven. Bu paternler commit graph'ı okunaksız hale getirir. Commit graph'a baktığımız zaman insanlar bir şey anlamak için bakarlar. Acaba bir sorun olduğunda bir problemi çözmek için bakarlar ama orada olmalılar. Bu sorunu çözebiliyor olmaları gerekiyor. Anlaşılabilir olması gerekiyor. Peki çözüm ne? Bir sürü çözümü olabilir ama benim bir ufak bir önerim olacak. Şimdi bu önerilerden bir tanesi daha felsefik seviyede. Commit early, commit often, perfect later, publish once. Olabildiği kadar commitle, commitleyebildiğin kadar commitle, hızlı commitle. Hatta compile olmuyor, olmuyor. İşte testleri yok, boş ver, commitle. Ancak pushlama. Pushlamak, ben her push başına 5 TL alınması konusunda bir öneri getirdim de pek popüler olmadı şirkette ama olsun. Yani pushlamak tehlikelidir. Pushlayacağın zaman onu öncesinde güzel bir havaya, bir şeye sokman lazım. O commitleri, o yaptığın bütün çöp commitleri toplayacaksın ve mükemmel commit'e ulaşacaksın. Open source dünyada harikulade commit yapılmazsa onu winch ederler. Biliyorsunuz sosyal medya winch istiyor. Onu da linç ederler. Çok tehlikelidir. Linus Torvalds'ın eksik komitlere ya da hatalı ya da iyi dokümente edilmemiş komitlere yaptığını izleyebilirsiniz internette. Komitler iyi, okunaklı ve dikkatli yapılması, dikkatli push edilmesi gerekir. O yüzden benim şöyle bir önerim var. Şimdi elinizde bir tane iş var ve o işi yapmak istiyorsunuz. Hemen bir branch mı açtınız? Tamam, sakin olun. Çünkü açtığınız branch'in kısa süreli hayatta olması gerekir. Kısa sürede hayatta kalmalı. Uzun süre, bir hafta, iki hafta siz branch'te kalmayacaksınız. Bugün mesai sonu falan muhtemelen merge olacaksınız. O kadar kısa sürmeli. Hatta daha da kısa sürmeli. Bunu yaparken isterseniz yapacağınız şey küçük task'lara bölmek ve bir implementasyonunuz, bir feature'ınızı küçük parçalara bölmek. İsterseniz hiç bir branch almadan da bunu yapabilirsiniz ama eğer ki illa branch alacağım, ben bu kendimi güvende hissediyorum diyorsanız, o yapacağınız şey bir TDD döngüsünü devam ediyorsanız red green refactor, önce testini yaz, sonra production kodunu yaz, sonra refactor et. Bu her yaptığınız her bir döngüyü bir commit olarak düşünebilirsiniz ve commit bir noktaya kadar getirdiniz ve uygulamanız çalışır halde, ancak henüz feature'ınız bitmedi. O zaman ne yapacaksınız? Yapacağınız şey bunu, bu commitlerinizi artık sıkıştıracağız. Yani bu son bir branch'ı aldınız, sakın pushlamayın. Branch'tesiniz,
Feature branch'lerini pushlamayın arkadaşlar. Gerçekten gerek olması gerekir. Başka arkadaşlarınızın da onun üzerinde çalışması gerekir. Diyelim ki başka origin master'ınız, yani başkaları size commit gönderdi aslında. Lokalinizde başka commit'ler geldi. Siz ondan uzaklaştınız. Yapacağınız şeylerden bir tanesi rebase almak. Birçok şey yapabilirsiniz ama rebase aldığınızda sanki sizin commit'leriniz diğer arkadaşlarınızın commit'lerinin üstünde daha yeni yapılmış gibi gözükecek. Ve daha sonra da eğer bunu pushladıysanız tabii pushlamanız gerekir. Ve daha sonra da tek bir komutla source branch'i senkronize edebilirsiniz. İlla ona checkout olup pull almanıza gerek yok. Ve hemen akabinde de bunları sıkıştırıp isterseniz resetle, isterseniz interaktif rebase'le, isterseniz squash merge ile sıkıştırıp bunu merge, tekrardan master'ınıza merge edebilirsiniz. Bu anlattığım şey branch mekanizması, yani branch'lerin kullanım şekli. Maksimumda bu kadar kullanılmalı branch'ler. Tabii dediğim gibi farklı nedenlerle de branch açığı olabilirsiniz. Ona diyeceğim bir şey yok tabii. Şimdi bunun hepsini toparlarsak ulaşmaya çalıştığımız nokta trunk-based development. Tıpkı JavaScript'in son bilmem kaç yılda çok popülerleşmesi ve güçlenmesi gibi trunk-based development da tekrardan hayatımızda çok önemli bir yeri var. Trunk-based development'ın başarılı olabilmesi için sizin sadece bu yöntemi ya da master branch'ine commitleme yöntemini kullanmanız yetmez. Üzgünüm. Çok sık release yapmanız gerekir. Yani günde birkaç kere release yapabiliyor olmanız gerekli. Her bir commit'i canlıya çıkabiliyor olmanız gerekli. Üstün üstlük bitmeyen feature'ları canlıya çıkabilmek için de feature flag'ler ya da feature toggle'lar dediğimiz işte aç-kapa flag'lerini kullanabiliyor olmanız gerekli. Tabii feature flag'lerin de kullanım şekli var. Onu da eğer aşırıya kaçarsanız emin olun feature flag'ler de teknik borç olarak size geri döneceklerdir. O yüzden feature flag'lerin de birer kullanım yöntemi ve kullanım şekli var. Özellikle bu ikisi bunun vazgeçilmez iki özellik. Şimdi çok kısaca size birkaç tane daha antipatern göstermem gerekiyor son 7-8 dakikada. Şimdi terminaller. Benim en kendimi rahat hissettiğim yerler, o siyah ekran ve akan loglar. Yani loka bakarak kendinizden böyle uzaktan bir müzik dinletisi duyuyor gibi oluyor musunuz bilmiyorum. Böyle loglar akıyor ve siz o loglara baktığınız, yarım saatte log izlediğinizi farklı fark ediyorsunuz. Bir yazılımcıyı mutlu eden şeylerden bir tanesi de bu aslına bakarsanız. Ama çoğu arkadaşım o butonları GUI'yi kullanmak istiyor. Yani orada merge butonuna basmak istiyor. Ya da commit push butonuna bakmak istiyor. Ama bu biliyorum sizi daha rahat hissettiriyor belki olabilir ama user interface'ler ya da GUI'ler ya da kullandığınız ara birim araçları, Git araçları sizin Git kullanımınızı engelliyor. Bunu en iyi örnek olarak 2009'dan 2015'e kadar Git kullanan bir arkadaşımın Git add komutunun ne demek olduğunu ya da git add diye bir kavramın olduğunu bilmediğini öğrendim, fark ettim. Yani git add'i bilmiyordu. Neden? Çünkü ben sürekli işte basıyorum, git add ve git commit yapıyormuş arka planda. Hiç git add'e ihtiyacınız kalmamış. Oysa ki git add tahminimizin ötesinde anlamı olan bir şeydir. Git add ile commit hazırlanır. Yani müstakbel commit'inizi yapmadan önce hazırlarsınız. Hazırlık aşaması da git add. Şimdi her değişikliği bir kere git add nokta diye bir kavram var. Git add nokta. Yani ne varsa tüm değişiklikleri gönderiyoruz arkadaşlar. Bu tehlikeli bir hareket. Bunu engellemek için ne güzel ki eğer ki JetBrains ya da IDE'leri kullanıyorsanız, başka IDE'lerde de vardır belki ama değişikliklerinizi daha commitlemeden hatta add etmeden seçip şu değişikliklerimi şu sanal grubu oluştur, bu değişikliklerimi şu sanal grupta oluştur diye gruplandırabilirsiniz. Installment refactoring diye ben hazırlamışım ve artık buradaki her bir grup birer add edilebilecek commit halinde. Çok güzel. Yani bir IDE'nin verebileceği daha güzel bir feature olamaz herhalde.
Şimdi ya da eğer benim gibi komut satırı sevdalısıysanız, komut satırından da git at trap diye bir kavram var. Yani partial at. Burada da bir dosya, mesela bu örnekte git status diyoruz. Bir tane readme dosyamız var ve bu readme dosyasında iki tane değişikliğimiz var. Ancak ben bir değişikliği göndermek istiyorum commit'te. Diğer değişiklik başka bir şeyle alakalı. Burada git at trap diyorum. Evet mi? Hayır dedim. Burada evet dedim. Yani ikinci satırdaki ikinci değişikliğim, ikinci chunk'taki değişikliğim add edilmiş oldu. Git status dediğimiz zaman hem modified hem eklenmiş hem eklenmemiş olarak aynı dosya iki kere gösteriliyor. Bu da git add'in önemli pratiklerinden bir tanesi. Biraz advanced bir kullanım şekli gibi düşünebilirsiniz ama her değişikliğinizi commit olarak göndermeniz tehlikelidir. Bir de bir refactoring, bir bug fixiniz başka bir yerde ihtiyaç olabilir. Her commit kendine ait konteksti barındırmak zorundadır. Okay? Commit mesajları. Biliyorum commit mesajlarını yazmak da o kadar güzel bir şey değil. Yani biraz o anlamlı commit mesajı yazmak zordur. Ancak ne güzel ki yakın zamanda hayatımıza gelen template kavramı var. Commit mesajlarını insanlar okuduğu için çok önemlidir ve önemli bir dokümantasyondur. O yüzden iyi yazılmak zorundadır. Siz lokalinize koyduğunuz bir template, bir text dosyasıyla commit mesajlarını yazarken size yardımcı olabilir, olmasını sağlayabilirsiniz. Mesela burada artık bir tane değişikliğimiz var, biraz evvelki değişiklik. Bakın commit yapmaya çalışıyorum. Bana arka planda sharp'la beraber ayrılmış commentler görüyorsunuz. Ve burada alt tarafta yorumlar var. Yani sen commit mesajını yazarken bunlara dikkat et, bunları yap, bunları yapma diye sana öneriler de getiriyor. Bu harikulade size bir yol gösteriyor. Tabii yine düzgün commit mesajı yazmak yine sizin elinizde tabii ki. Yani bunlara bakarak da fix yazıp save edebilirsiniz. O hepimizin yaptığı bir şey. Tehlikeli bir şey. Yıllarca rebase konusunda arkadaşlarıma işte rebase şunu yapıyor, rebase ile bunu yapabilirsiniz falan diye dedim ama bir konuyu açıklığa getiremedim. Rebase'de neden sürekli aynı konflikleri bir daha çözüyoruz? İnanılmaz kafamı karıştırıyordu. Ta ki rebase'in gerçekten nasıl çalıştığını öğrenene kadar. Buna zombi rebase antipaterni diyorum. Çünkü şöyle bir durumdasınız. Yani bir haftadır commit yapıyorsunuz. Bir haftadır başkaları da push yapıyor. Ve sizin source branch'iniz almış başını götürmüş. Sizin feature branch'iniz almış başını götürmüşsünüz. Ama duymuşsunuz ki merge yerine rebase yapılabiliyormuş bu gibi durumda. Peki ne yapacağız? Yapacağınız şey git rebase master dediğiniz zaman feature branch'te ölümcül bir şekilde sürekli ama sürekli konflikt yaşıyor olacaksınız, olabilirsiniz. Ben 32 sanırım saymıştım çünkü. 32 kere konflikt çözdüm. O rebase bitinceye kadar kalacağım dedim. Ben bu konflikti çözeceğim dedim. 32 kere konflikt çözdüm ard arda. Bunun nedenini anladım daha sonra. Şimdi size anlatacağım. Şimdi bunu rebase yapacağız. Bu arkadaşı rebase yapacağız. Ve rebase'in çalışma yöntemini göreceğiz. Şimdi rebase dediğimiz zaman Git'in yaptığı şey bu aslında. Tekrar ediyoruz. Evet. Böyle animasyonları hazırlayınca saatlerce izleyebiliyorum. Hani gayet hoş oluyor. Rebase'in yaptığı bu. Yani hakikaten de bunun base'ini buraya alıyor. Artık sizin feature branch'inizin çıkış noktası arkadaşlarınızın yaptığı commit. Harikulade. Hem de son anda yaptığı commit. Ama neden konflikt çözüp duruyoruz biz? Bunu anlamam biraz vakit aldı. Onu şöyle ağır çekeyim sizle paylaşmam lazım. Rebase'i gerçekten anlayabilmek için Git'i yavaşlatmanız gerekiyor. Çok hızlı. Şöyle. Evet. Şimdi ilk replay deniyor buna. İlk rebase'i çalıştırdığınız zaman Git şunu yapıyor. Önce sizin feature branch'inizde rebase edilecek olan branch'inizin ilk commit'ini alıyor ve bu C7'ye buraya commit'liyor. Konflikt oluşur mu? Oluşabilir. Oluşmaya da bilir. Oluşmazsa mükemmel bir kezle karşı karşıya olabilirsiniz ama muhtemelen oluşur. Head'iniz buraya hareket ediyor. Konflikt oluştuğu an detached head state denen, yani head'inizle branch'inizin tamamen ayrı dünyalarda olduğu bir kezde kalıyorsunuz. Detached state. Yani sizin head'inizle master branch'iniz artık farklı commit'leri gösteriyor. Nedeni bu. Konflikti çöz. Git rebase continue ile devam et. Devam et.
Sonra ikinci commit'inizi bu sefer buraya yapıyor. Alıyor buradan buraya. Konflikt oluşur mu? Oluşabilir, evet. Oluşmayabilir ama oluşabilir. Oluştuğu zaman bu konflikti bir daha çözüyorsunuz. Sonra sizin burada oriket'iniz var. Oriket gizli bir head'tir. Yani sizin git'in altındaki o bize göstermediği head pointer'larından bir tanesi. O burada kalmaya devam edecek çünkü belki de git rebase tretre abort diyeceksiniz. Kim biliyor? Kimse bilmiyor. Hani onu tutabilmek için. Sonra da sizin master branch'iniz taşınır. Artık bunlar attached olurlar. Yani bu andan itibaren rebase olmuştur aslında. Ama biz ancak ve ancak şimdi haberimiz oluyor. Yani oriket'i görmediğimiz için sistemde biz son hamleden sonra esasında rebase tamamlanmış olarak görüyoruz. Yani eğer ki future branch'imizde iki commit varsa biz iki kere konflikt çözmek zorunda kalabiliriz. Rebase'in ana çözüm, ana çalışma prensibi böyle. Okay. Hala rebase yapmak istiyorsanız bu case'de. Evet, ben bir git canavarıyım ve bu case'de de rebase yapmak istiyorum derseniz size alternatif birkaç tane komut önereceğim ve hiçbiri rebase değil. Yani şunu saymazsak. Şimdi merge edebilirsiniz. Bırakın merge edin. Merge edin kurtulun. Bir bu olabilir. Ya da isterseniz merge tretre squash kullanabilirsiniz. Yani bu şu anlama geliyor. Feature branch'inizdeki bütün commitleri sıkıştırın. Tek commit olarak master branch'in tepesine koyun. Git merge tretre squash. Ama birleştirmeyin. Birleştirmez. Yani git merge tretre squash ile arada bir merge şeyi görmezsiniz. Çizgisi commit graph'ta. Sanki merge olmamış gibi olur ama merge olmuştur aslında. Feature branch'tekiler sıkıştırılmıştır. O yüzden commit mesajına sıkıştırıldığına dair bir şeyler yazmanız gerekir. Ya da isterseniz bu arkadaşı resetlersiniz. Resetleyip, son commitlerin hareket ediyor, son commitler gözükmez hale geliyor. Onların bütün içeriği sizin file sisteminizde bulunuyor demiştik. Oradan sonra da bunları commitler ve rebase'e, master'a rebase edebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Şimdi, ben 28 tane antipaten çıkardım şimdiye kadar. Sizlere sadece 10 tanesini anlattım galiba, değil mi? 10 tanesini ya da 11 tanesini. Daha bir sürü Chucky the comment var mesela, sevdiklerimden bir tanesi. Onları umut ediyorum bir fırsat bulduğumuzda tekrardan konuşuruz. Kapatırken şu ilk baştaki hikayeye dönmek istiyorum. O arkadaşım 3 günlük kodunu kaybetmişti ve baştan yazmıştı. Ve o zaman anlayamadık. Bu arkadaş niye kaybetti ve tedirgin etti. Yani sizin de başınıza gelebilir, benim de gelebilir. Bu neden olmuş olur? Artık neden olduğuna dair ipuçlarım var. Bunu yani hala kesin değil ama ipuçlarım var. Şimdi muhtemelen arkadaşım bir şekilde hepimiz Git'e yeni olduğumuz için bir komite checkout olmuş olabilir. Git checkout işte CECD9 deyip oraya checkout olmuş olabilir. Ya da daha mantıklısı herhangi bir tag'e checkout olmuş olabilir. Git'te checkout tag'ler read only'dir ve hareket etmezler. Yani sizin head pointer'ınızı bir tag'e yönlendirdiğiniz zaman branch ile head ataçlanırken tag ile head ataçlanmaz. Bu şu anlama gelir. Arkadaş muhtemelen versiyon 1.1'de bug'ı çözmek için versiyon 1.1'e checkout oldu ve 3 gün boyunca o bug'ı temizlemek için kod yazdı. Ancak detached state'deydi. Yani onun pointer'la tek başına head ile hareket ediyor. 3 gün boyunca kod yazdı. 3 gün. Zavallı. Yazdı ve daha sonra arkadaşım biri dedi ki ona master'da bir iş var. Bir dönüp bakmamız lazım. Master'a dönmemiz lazım. Arkadaş master'a ya da X branch'ine döndüğü zaman tabii bu login'e döndü. Burada bu commit'ler kayboluyor. Görüntüden kayboluyor. Onlar orada ama biz göremedik, biz bilemedik. Biz nasıl kaybolduğunda farkına varmadık. Kod silindi, kod kayboldu diye düşündük. Oysaki yapacağımız şey şuydu. Git reflog kullansaydık eğer, burada bir son yaptığımız komite dair araştırma yapabilir ve sizin head'inizin hareketlerini git reflog adı verdiği bir referans loguna yazıyor. Sizin her birinizin kendi lokalinde farklı log dosyası var bu arada. Sizin çünkü pointer'ınız, head pointer'ınız farklı hareket ederler. Ve burada son komitinizi bulup oradan bir tane temp
Branch açabilirdiniz. Açalım. Evet, git branch, type of x, ben type of x ya da fix ya da temp diye bir branch açıp doğrudan bu dosyaların tekrardan git dolaş git'in erişebilmesine olanak kıldım. Çünkü git bir commit ulaşabilmek için traverse etmek zorunda. Ve en sonunda da burada ulaşabilir ve erişebilir hale geliyor. Yani arkadaşım orada şimdi bilseydik o 3 günlük kayıp komiti kaybetmeyecekti. Eğer siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız derin nefes alın ve reflog yapın arkadaşlar. Okay. Beni bu saate kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, teşekkürler. Sorunuz var mı? Sorunuz evet. Paylaştım bile. Var internette. slideshare.net/lemiorhan içerisinde bulunuyorlar. Umarım o da olur. Teşekkürler. Hangi kitabı istersin? Her zaman böyle bir şey sorulmaz. Süper. Sorunuz? Tamam. Merhaba. Siz dediniz ki versiyonlama yapmayacaksanız eğer kullanmayın. Yani birinci hani Dropbox'ı kullanmayın. Buradaki hani versiyondan kastınız yani 1.0 falan yoksa her commit hani bir versiyon mu? Tabii orada biraz ajitasyon yapmaya çalıştım. Orası doğru. Tabii ki Dropbox'ı kullanma alanıyla Git farklı. Git versiyon dediğimiz şey Git bir zaman makinesidir ve T anına geri dönebiliyor olmanız gerekir. Backup tool'u gibi kullanabilirsiniz ama bir yazılımcı için Git bir backup tool'u değil. Git bir versiyonlama aracıdır. Yani istediğiniz anda geriye dönebilmeli, istediğiniz commit'i istediğiniz commit'i birleştirmeli, bazı commit'lerinizi silebilmeli, bazılarını unmerge etmeli, merge etmiştiniz unmerge etmeli vesaire vesaire. Anlatmak istediğim şey yok. Yani sürekli push yapıyorsanız o zaman commit'inizin bir değeri kalmıyor. Yani o zaman IntelliJ IDEA'nın sürekli kendi kendine save etmesi gibi bir şey hale geliyor. Yani çok bir anlamı kalmıyor. Bu arada Arduino kitabını da size verebiliriz. İlgilenir misin? Süper. Ağzına sağlık. Evet. Rebase ihtiyacı nasıl çıkar? Yani commit'im diğer master branch'e en sonraki commit'ten önce gelsin. Niçin buna karar vermişsin? Evet. Şöyle sonuna koyuyorum da önem koyuyorum. Evet. Şöyle her şeyi merge'de çözebilirsiniz bakıldığı zaman. Yani rebase kullanmasanız da olur. Ancak commit graph okunaksız hale geliyor. Merdiven paterni oluşuyor. Siz bir feature branch'indesiniz. Feature branch'inde develop ederken source branch ilerliyor. Ve siz kopuyorsunuz source branch'ten. Bir saat, iki saat commit'ler birbirinden ayrışıyor. Şimdi bu noktada sizin yapacağınız bir şey var. Siz feature'ınızı bitirdikten sonra merge olmanız lazım. Ama gerçekten merge olduğunuzda döneceğiniz branch sizin beklediğiniz branch olmayabilir. Bir sürü geliştirme var. O geliştirmeleri kendi feature branch'inize almanız gerekir. Yapacağınız şey merge tekrar source branch, master'dan sizin feature branch'inize merge etmek olabilir. Ama bu sefer oradan bana merge, sonra benden master'a merge, feature'dan master'a, master'dan feature'a merdiven paterni oluşuyor ve o commit graph'a baktığınız zaman hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu kırabilmek için rebase hakikaten tam yeri tam zamanı. Sen feature branch'indeyken master branch'i ilerlediğinde siz rebase ile her daim master branch'in hep önünde, hep senkronize olmuş oluyorsunuz. O yüzden sürekli ve düzenli olarak rebase ile feature branch'inizi güncellemek önemli. Rebase'i ortak branch'lerde yapmamak da önemli. Yani siz rebase ile history'yi değiştirmiş olursunuz. O yüzden rebase sadece ama sadece feature branch'inde yapılmalı. Ortak develop branch'i, master branch'i, staging branch'i vesaire gibi branch'lerde rebase yapılmamalı. Çok tehlikeli çünkü commit graph'ı değiştirmiş oluyorsunuz. Hadi bu da yan bir bilgi olarak. Teşekkür ederim. Duman'la haberleşebiliriz.
Bu da son sorumuz olsun. Çok vaktinizi almayayım çünkü aranızı yiyorum şu anda. Yani ben stage mantığını mesela kodum çok yarıda kaldığında kullanıyordum ama siz hiç bahsetmediniz. Acaba hani bunun... Niye tam başını kaçırdım? Yani mesela kodum yarıda kaldığında stage'e atıyordum. Evet, evet. Bunun yararı ve zararı var mıdır? Stage harikulade bir komut. Ben de çok sık kullanıyorum. Onunla ilgili bir antipaternim olmadığı için bahsetmedim. Paterno yani çok severek kullandığımız güzel bir komut. Stash her yazılımcının, git kullanan her yazılımcının severek kullandığı bir komut. Ya yani o yüzden severek kullanın. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.